Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle hepinize iyi tatiller diliyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, tatile girmeden önce dershanemizde bir sözcük türleri konusuna başlamıştık. Sözcük türlerini kendi içerisinde isim soylu sözcükler ve fiil soylu sözcükler olmak üzere ikiye ayırdık. İsim soylu sözcüklerimizden isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem konularını işledik. <laughs> ve kaldığımız yerden şimdi devam edelim arkadaşlar. Sözcük türlerimizde ikinci başlığımız olan fiil soylu sözcüklere geçelim. Fiil soylu sözcüklerden birincisi fiil. Fiil bizim için önemli bir başlıktır. Lütfen bu konuya gerekli önemi gösterelim arkadaşlarım. Eylem yani fiil dediğimiz türümüz varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, kılıçları, onlarla ilgili oluşları ya da zamana, dileğe ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere biz ne diyoruz? Fiil diyoruz. Kısacası saygıdeğer arkadaşlarım, fiiller iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere denir. Fiillerimiz master ek like olan mak ve meki alırlar. Örneğin sevmek kelimesi. Gitmek, dövmek, ağlamak, bağırmak kelimeleri iş, oluş, hareket bildirir. Master ek'i like, mak'ı ve meki alırlar. Türkçemizde eylemler üçe ayrılır. Nedir bunlar? 1- kılış iş fiilleri. İkincisi oluş fiilleri. Üçüncüsü durum fiilleridir. Bunlardan ilki kılıç fiilleri. Kılıç fiilleri saygıdeğer arkadaşlarım bu eylemler öznenin istemiyle bir nesne üzerinde gerçekleşir. Kılıç eylemlerinde bir hareketlilik söz konusudur. Arkadaşlar bu hareketlilikte nesneye bağlanmıştır. Lütfen dikkat. O zaman ne diyoruz? Kılıç eylemlerinin gerçekleşmesi bir nesneyi gerektirdiğinde ne, neyi ve kimi sorularına yanıt verir. Lütfen burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bu noktada şudur arkadaşlarım. Yükleme sorulan ilk ne her daim bize özneyi verir. Özneyi bulduktan sonra yükleme soracağımız ikinci ne bize nesneyi verir. Lütfen bu konuda dikkat. Evet kılıç eylemlerinde bilmemiz gereken bir notumuz var arkadaşlarım. Bu not bizim için çok önemlidir. Cümle içerisinde fiili doğru belirlediğimizde bu fiile onu kelimesini getirdiğimizde cevap alabiliyorsak bu fiilimiz bilin ki iş fiilidir. Onu kelimesi geldiğinde cevap veriyorsa iş fiilidir. Şöyle örneklere bakmak gerekirse atmak, ezmek, kesmek, Sevmek ve yıkmak sözcükleri iş oluş hareket bildiren, mastar hekim mak ve meki alan fiillerdir. Onu atmak, onu ezmek, onu kesmek, onu sevmek, onu yıkmak dediğimizde bu fiiller cevap veriyor onu kelimesine. O zaman ne diyoruz? Bunların hepsi kılıç fiilidir. Cümleyi de baktığımızda ise son zamanlarda şiir yazmak istiyorum. İstiyorum nedir arkadaşlarım? Yüklem midir? Yüklemse iş oluş hareket bildiriyor mu? Kesinlikle. Peki istiyorum yüklem. İsteyen kim? Ben. Ben ne istiyorum? Şiir yazmak. Ben ne istiyorum? Şiir yazmak. Nesne var mıdır? Vardır. Ne zaman istiyorum? Son zamanlarda zarf cümleci. O zaman bu cümlemizin fiilinde nesne var ise bu cümledeki yüklem nasıl fiildir? Kılıç fiilidir. Dersin nedenli zor olduğunu anladım. Anladım yüklem. Anlayan kim? Ben. Ben neyi anladım? Dersin nedenle zor olduğunu. Peki saygıdeğer arkadaşlarım. Neyi sorusuna cevap veriyor ise o zaman bu cümlemizin yüklemi fiil nasıl fiildir? Kılıç fiilidir. Peki arkadaşlar burada bilmemiz gereken önemli nokta. Sınavda en büyük rakibimiz zamandır. Biz zamanla saliselerle yarışıyor isek o zaman cümlede biz fiilleri doğru belirleyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Onu kelimesini getireceğiz. Onu istiyorum. Onu anladım. Cevap veriyor mu arkadaşlarım? Kesinlikle. O zaman bu cümlemizin yüklemleri nasıl fiildir? Kılıç fiilidir. Lütfen dikkat. Evet. İkinci fiilimiz. Durum fiilleri. Durum fiilleri saygı değer arkadaşlarım. Süreklilik gösteren, hareketlilik içermeyen durağan eylemlerdir. Hareketlilik içermeye O zaman hareketlilik içermiyor ise o zaman durum fiillerinde nesne yoktur. Yani gerçekleşmesi bir nesneyi gerektirmediğinden bu eylemler nesne almaz. O zaman saygıdeğer arkadaşlarım. Durum fiilleri nesne almıyor ise yükleme sorulan ne, neyi ve kimi sorularına cevap vermez. Lütfen dikkat. O zaman burada da bilmemiz gereken çok önemli bir notumuz var. Bu notumuz ne diyor? Durum eylemlerine onu getirdiğinde cevap vermez. Ama kılıç eylemlerinde ne yapıyorduk? Onu getirdiğinde cevap veriyordu. Peki şöyle desek arkadaşlarım. Susmak, uyumak, bakmak, durmak İş oluş hareket bildiriyor. Eki, mak ve meki alıyorlar. O zaman bu fiillerimize onu susmak, onu uyumak, onu bakmak, onu durmak, onu getirdiğimizde cevap veriyor mu arkadaşlarım? Hayır. O zaman bu fiillerimiz nasıl fiillerdir? Durum fiilleridir. Gelin bir de örnek üzerinde görelim arkadaşlar. Çocuklar bugün parkta çok eğlendiler. Eğlendiler yükle. Eğlenen kim? çocuklar. Nerede eğlenmişler? Parkta. Ne zaman? Bugün. Ne kadar? Çok. O zaman bu eğlendiler yüklemi yani fiili. Nesne almış mı cümlemiz? Hayır. Hareketlilik söz konusu mu? Hayır. Durağan bir durumdan bahsediliyor mu? Evet. Bir de bunun sağlamasını yapar, yapalım arkadaşlar. Onu eğlendiler oluyor mu? Hayır. Dinlemek için koltuğa yavaşça uzandı. Uzandı yüklem. Uzanan kim? O. O ne için uzandı? Dinlenmek için. Nereye uzandı? Koltuğa. Nasıl uzandı? Yavaşça. Cümlemizde nesne var mı? Hayır. Ama yine de bir sağlamasını yapalım mı? Onu getirdiğimizde cevap veriyor mu? Hayır. O zaman bu cümlenin yüklemi yani bu cümlenin fiili çeşit bakımından durum fiilidir. Kuşlar ince ince çizgiler halinde uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor yüklem uzaklaşan ne? Kuşlar. Nasıl uzaklaşıyormuş? İnce çizgiler halinde uzaklaşıyormuş. Peki saygı değerli arkadaşlarım. Bu cümlenin yüklemi ne? Onu getirdiğimizi cevap veriyor mu? Hayır. O zaman bu cümlemizin yüklemi yani fiili durum fiilidir. Lütfen dikkat. Son olarak arkadaşlarım, oluş fiilleri. Oluş fiillerinde ise saygı değer arkadaşlarım, iş yani durum fiillerinden farklı olarak özne ile ilgileneceğiz. İş fiilinde cümlede nesne var mı yok mu ona bakıyorduk. Durum fiillerinde nesne var mı yok mu ona bakıyorduk. Oluş fiillerinde ise öznenin istemi dışında kendiliğinin aşamalı bir biçimde gerçekleşen eylemlerdir. Yani burada yüklemde bildirilen yargıyı özne istemi dışında öznede gerçekleşecek. O zaman hareketlilik öznede bulunacak. Öznedeki değişimi gösterir mi? Kesinlikle evet. Şöyle örnekler üzerinde gör, gördüğüm baktığımızda görmeyeli ne kadar uzamışsın sen uzamışsın yüklem midir uzayan kim o peki öznenin istemi dışında kendiliğinden gerçekleşiyor mu evet nedense yüzü biraz sararmış sararmış yüklem yani fiildir saygıdeğer arkadaşlarım sararmayı istiyor mu hayır özdenin istemi dışında gerçekleşiyor mu kesinlikle gökyüzü birdenbire bulutlandı dediğimizde bulutlandı. Yüklen midir saygıdeğer arkadaşlarım? Bulutlanmak lütfen dikkat. Bulutlanan kim? Gökyüzü. Gökyüzü bulutlanmak istiyor mu? Hayır. Özdenin istemi dışında mı gerçekleşiyor? Kesinlikle. Peki baktığımızda sararmak, bayatlamak, paslanmak, büyümek çürümek gibi fiillerimiz öznenin istemi dışında aşamalı olarak kendiliğinden gerçekleştiği için biz bu fiillere nasıl fiiller diyoruz? Oluş fiilleri diyoruz. Lütfen dikkat. Evet saygıdeğer arkadaşlarım. Bizim Türkçemizde fiillerimiz üç ayrılırdı. Bunlardan birincisi iş, ikincisi durum, üçüncüsü oluş fiilleridir. Şöyle bir kısaca tekrar etmek gerekirse iş ve durum fiillerinde cümlede nesne var mı yok mu ona bakıyoruz. Oluş fiillerinde ise yüklemde bildirilen yargı öznenin istemi dışında gerçekleşip gerçekleşmediğine, aşamalı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Evet saygıda arkadaşlarım, konumuzun sorunda şöyle bir çıkmış bir öncülümüz var. Lütfen bu sorumuzu da beraber çözelim. Yukarıda numaralanmış cümleler aşağıdakilerin hangisinde? Kılıç, durum, oluş sırasıyla verilmiştir. Kılıç, durum, oluş. Kılıç dediğinde neye bakıyorduk? Cümlede nesne var mı? yok mu? Hareketlilik söz konusu mu? Değil mi? Durum fiilinde dediğimizde cümleden esne var mı? Yok mu? Hareketlilik mi var? Durağanlık mı var? Ona bakıyorduk. Oluş fiilinde ise yüklemde bildirilen yargının özlemi iste, özlenin istemi dışında aşamalı olarak gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Ona bakıyoruz. Evet birinci öncülümüz diyor ki ekonomi konferansına yabancı heyetler de katılıyor. Katılıyor yüklem mi? Yani fiilimiz mi? Katılan kim? <laughs> Yabancı heyetler. Neye katılıyormuş? Ekonomi konferansına. Cümlemizde nesne var mı? Hayır. Peki biz bu cümlemize nin yüklemine bir onu getirdiğimizi cevap alabiliyor muyuz? Ona bakalım. Onu katılıyor oluyor mu? Olmuyor. O zaman bizim birinci öncülümüz nasıl fiildir? Durum fiilidir. Lütfen dikkat. Pencere demirleri nem yüzünden paslanmış. Ey saygıdeğer arkadaşlarım, paslanmak zamanla gerçekleşen aşamalı bir durumdan mı söz ediyor? Evet. Peki pencere demirleri paslanmayı istiyor mu? Bilmiyoruz. Yani öznenin istemi dışında gerçekleştiği için biz buna ne diyoruz? Oluş fiilidir diyoruz. Onunla ne zaman buluşacağımızı bilmiyorum. Bilmiyorum yüklem. Bilmeyen kim? Ben. Ben neyi bilmiyorum? Ne zaman buluşacağımızı. Ne zaman buluşacağımızı ne zaman buluşacağımızı dikkat ederseniz nesne var o zaman biz ne diyoruz kılıç fiilidir diyoruz yine de bir sağlamasını yapalım onu bilmiyorum dediğimizde cevap alabiliyor muyuz kesinlikle sorumuz ne diyordu kılıç durum oluş sırasıyla verilmiştir kılıç neydi arkadaşlar 3 3 olmayanları şöyle bir eleyelim mi eleyelim bir baktığımızda zaten cevabımızın denizde olduğu gözüküyor Birin üçüncü cümlemiz kılıç Durum dediğimiz birinci cümle, oluş dediğimiz üçü cümle. O zaman cevabımız ne diyoruz? Denizli. Evet saygıdeğer arkadaşlarım. Fiiller başlığı budur arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinize iyi tatiller diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Lütfen bu süreci çok iyi değerlendirelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.